safra taşları eğer ki safra kesesinden ana safra kanalına düşer ise bu durumda karında ağrı, bulantı, kusma ve sarılık yapar. Ve bu taşların acilen çıkartılması lazım. Çünkü orada kaldıkça sarılık giderek artar. Aynı zamanda safra stazı olduğu için, akamadığı için enfeksiyon oluşacaktır. Karaciğer içindeki biz buna kolanjit deriz. Ateş ve titreme yapar. Çok sıkıntılıdır. Aynı zamanda safra kanalının açıldığı şu bölgeye pankreas kanalı da açılır. İşte pankreas kanalı da tıkandığı için safra taşından dolayı kişi pankreatit olur. Ve bizim bunu acilen açmamız gerekir. Eskiden bu işlem için hastaları ameliyata verirdik ve çok büyük cerrahi girişimler yapılırdı. Tabii çok ince safra kesesi kesildikten sonra taşlar boşaltıldıktan sonra başka bir bağırsak bölümüne bağlanırdı. Çünkü ameliyat yöntemi o şekilde olmaktaydı. Başka yolu yoktu. Daha sonra biz ağızdan girerekten safra yolunun açıldığı bölgeye gelerekten küçücük toplu iğne başı kadar bir açılışı vardır. Oradan teller, gayetler göndererekten ana safra kanalının içine görüntüleriz ve arkasından taşın yerini belirleriz. Tel veya basketlerle alt ucu keserek, genişleterek o taşları bağırsağın içine çekeriz. Ve kişi bu şekilde bu hastalıktan kurtulmuş olur.